Savaş suçlarını haberleştiriyoruz. Evet. Doğru. Peki bunları nasıl haberleştiriyoruz? Özendirici mi haberleştiriyoruz? Yol gösterici mi haberleştiriyoruz? Bir de bunlar arasında ayrım yapıyor muyuz? Evet. En önemlisi bu. Yani bir e, beyaz e, Amerikan yerlisi bir terör olayına karıştığında bunun diye nitelendirmekte zorlanıyor Amerikan medyası. Ama aynı isim bir e, siyah biri olduğunda hele ki Müslümansa. Hele ki Müslümansa. E, bu direkt terörist diye damgalanıyor evet. kişisel bir eylem bile olsa. Şimdi bunlar arasında bu medya etiğindeki bu ayrım e, niçin var? E, bu bunları araştıracağımız aslında bizim TRT World olarak sloganımız şu. Diyoruz ki biz değişime ilham olan habercilik. Hmm. E, haberciliğin değişime ilham verdiği bir habercilik istiyoruz. Yani biz izleyicimizde TRT World'te ve TRT'nin diğer kanalında tek taraflı bir ee, biz verelim, izleyici alsın değil, izleyici aldıktan sonra kendi anlayışında, kendi dünyasında, olaylara bakışında bir genişleme yaşasın, perspektif kazansın ve bunun sayesinde meseleleri daha iyi anlayabilsin. Evet. Yani bir değişime ilham olalım. Zaten bu forumun konusu, konusu da belirsizlik çağında değişime ilham olmak. Belirsizlik çağı nedir? İşte şu anda yaşadığımız çağdır. İçinde bulunduğumuz an. Yani 10 sene sonra dünyada ne olacağını, 3. Dünya Savaşı çıkmayacağını da bilmiyoruz. Belki de 100 sene çıkmayacak. Ama öyle hızlı değişen dengeler var ki dünyada tam bir belirsizlik çağındayız. Hı hı. İşte bu çağda pozitif değişime ilham olmak. Bu da tam Türkiye'nin yaptığı bir şey. Biz Türkiye olarak pozitif değişime ilham olmak istiyoruz. Ve bunu da yapıyoruz. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmalarda... Yurt dışında ve Türkiye olarak temsil ettiğimiz misyon bizim pozitif değişimin habercisiyiz. E, bu forumda da bunu yansıtmak istiyoruz.